Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün dayanıklılık, yapışma ve birbirlerini tutma konularıyla daha sizlerle beraberiz. Nedir dayanıklılık, yapışma, birbirini tutma, maddede ne demektir? Bunlara hadi bir bakalım. İlk olarak dayanıklılıkla başlıyoruz arkadaşlar. Nedir bu dayanıklılık? Nereden başımıza bela oldu diyenleriniz vardır aranızda. Katı bir cismin, bakın cismimizin katı olması çok önemli. Sıvılarda ve gazlarda bu süreçten bahsetmeyeceğiz. Katı bir cismin özelliğini kaybetmeden uygulanan etkilere nedir bu etkiler derseniz, çekme etkisi, germe etkisi, sıkıştırma etkisi gibi bunları çoğaltabiliriz. Göstermiş olduğu dirence ne diyeceğiz arkadaşlar? Dayanıklılık adını vereceğiz. Peki, şu kalemi düşünelim. Ben bu kalemi şöyle itsem ya da şöyle çekme hareketi yapsam ya da bükmeye çalışsam şöyle bir kuvvet uygulayarak şeklini hala koruyor değil mi? Yani bu kalemde herhangi bir bozulma var mı? Yok. Yani katı bir cisme özelliğini kaybetmediği sürece benim bu etkileri uyguladığımda cismin göndermiş olduğu, göstermiş olduğu dirence ne diyoruz? Dayanıklılık adını veriyoruz. Peki kim başımıza bela etti bu dayanıklılığı derseniz eğer, kişimiz Galileo Galilei. İsmini duymuşsunuzdur. Astronomiyle ilgili girişimleri var, fizikle var, biyolojiyle var. Kitapları var arkadaşlar. Galigali diyorum ben ona genelde. Galileo Galilei'nin bir kanunu var. Yasa ya da kanun. Her ikisiyle de ifade ediyoruz. Kanunun ismi kare küp kanunu. Birazdan detaylı olarak bahsedeceğim her ne olduğundan. Ama diyor ki bir cismin üzerine etki eden kuvvetler toplamı cismin boyutları orantılı olarak arttığında ve azaldığında aynı şekilde devam eder diyor arkadaşlar. Bu olaya da biz kareküp kanunu ismini veriyoruz. Peki geldim tekrardan buraya. Şimdi burada katı bir cisim, elimizde bir küpümüz var. Katı bir cisim olması önemli. F uygulanan kuvvetimiz. Bu uygulanan kuvvetin üzerine etki eden herhangi başka bir kuvvet olmaksızın mevcut durumunu koruması durumuna ne diyoruz katının? Dayanıklılık ismini veriyoruz. Peki bu dayanıklılığın özel formülü var mıdır? Hocam biz bunları nasıl çözeceğiz derseniz eğer hemen onlara değinelim. Öncelikle diyoruz ki maddenin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı. Şimdi her madde belli bir dayanıklılığa sahiptir değil mi? Eğer katıysa herhangi bir problem yok. Sıvılarda neden dayanıklılıktan bahsedemiyorum? Burada bir bardak sıvımız olsa ben sıvıya yukarıdan kuvvet uygulasam ne olur? Sıvıya sağa sola kayar. Ya kendi hacmi ilerisinde işte çatlamalar, başka bir yere akmalar doğabilir. Doğru mu? Yani sıvının şeklini koruma gibi bir derdi var mı? Hayır. Ama katıların kendi ağırlığı kadar şeklini koruma gibi bir olayı olduğu için dayanıklılığı var arkadaşlar. Peki bakalım. Dediğim gibi bir formülümüz var. Nedir o? Dayanıklılık. Kesit alanı ve hacimle, kesit alanının hacme oranı ile doğru orantılı olarak değişir. Bunu eşittir olarak kabul edebilirsiniz. Özellikle de okuldaki sınavlarınıza dayanıklılık eşittir. Kesit alanı bölü hacim alacaksınız arkadaşlar. Peki bu neye eşittir derseniz? 1 bölü yüksekliğimize eşit. Yani ben her şekilde kesit alanı bölü hacim yazmak yerine aslında 1 bölü yüksekliği almış olsam çok daha rahat işlem yapmadan sonuca ulaşmış olabileceğim. Küpü ele alalım. Şimdi geometrik cisimlerimiz var bizim. Küp gibi, dikdörtgenler prizması gibi, koni gibi, piramit gibi. Bunlarla silindir gibi bunlardan çok çok soru çözeceğiz. Küp ve dikdörtgenler prizması. İlerleyenlerde göreceksiniz koni, silindir, küre onlara da değineceğim. Şimdi küpün açılımı nedir arkadaşlar? Bunun kaç tane alanı var derseniz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane alanımız var değil mi? Ayrıt diyoruz biz bunlara. Peki her biri A kadar mı? Yani ben şu şekli şunu şunun üzerine katlasam, bunu bunun üzerine katlasam, bu şeklinde şu kısmını bunun üzerine katlasam elimde bir küp mü olmuş oluyor? Belki böyle derslerinizde falan yapmışsınızdır. Açık halinden biz onu kartondan küp haline getiririz. Peki işte bu 3 ayrıtımızı çarptığımız zaman küpün nesini elde ediyoruz? Hacmini. Hacim için daima 3 farklı noktaya ihtiyacım var arkadaşlar. Ama eğer alan derse 2. Alanda 2 ayrıt çarpacaksınız. Hacimde 3 ayrıt çarpacaksınız. Dikkat. Şimdi dayanıklılığımın formülü neydi? Kesit alanı bölü hacimde. Kesit alanı yerine sistemdeki alanımı yazacağım. Peki şöyle alsam olur mu? Kesit alanı demek ben bunun herhangi bir noktadan kessem. Şurayı almış olsam kesit alanını aldım mı arkadaşlar? Tam da bundan bahsediyorum. Bu bizim için
kesit alanı demek. Peki kesit alanına baktığınızda burası A kadar, burası A kadar. A çarpı A'dan A kare geldi mi arkadaşlar? Ha, o zaman diyorum ki ben kesit alanı yerine A kare yazmalıyım. Çok güzel, devam edelim. Hacim yerine ne yazacağız? Dediğim gibi 3 ayrıtının çarpımına ihtiyacım var. Alt taban, yüksekliğim ve yan taban. Üçünü çarptığımda da neyi elde ediyorum? Küp için hacmini elde ediyorum. Hadi yerlerine yazalım. Dayanıklılık eşittir dedim. Kesit alanı bölü hacim. Kesit alanı yerine ne yazıyorum arkadaşlar? A kare küp hacmini verecekti bize. İçerisinde a kare değerleri olduğu için bunlar birbirini götürdü ve bana 1 bölü a kaldı. Bizim bir şifremiz var konuyla ilgili. Diyorum ki şu formülü yazabilmek için dede karpuzu al ver diyorum arkadaşlar. Buradaki dayanıklılığım, kesit alanım ve hacmim. Bunu böl ver olarak da alabilirsiniz. Ya da dede karpuzu, karpuzun KA'sı böl ver dediğinizde de şu bölü çizgisi anlamına geliyor. Her ikisi de uygundur arkadaşlar. İkisini de alabilirsiniz. Eğer formülü unutanlarınız varsa akılda tutmak için. Ha bence problem yok derseniz direkt 1 bölü yüksekliğinden de sistemin sonucuna ulaşabiliyorsunuz. Yani ben şurada bunları yazmasaydım da çat diye 1 bölü A yazsaydım. Çünkü yüksekliğim A kadardı. Sonuca ulaşabiliyor muydum? Evet, dayanıklılığım 1 bölü A kadardı. Peki geldim dikdörtgenler prizmasına. Dikdörtgenler prizmasında kesit alanım nedir? Hemen ona bakalım. Yükseklik çarpı taban. O zaman A çarpı B benim kesit alanım mı oldu? Aynı az önce yaptığımız gibi çizersek eğer kesit alanımız aslında şu parça mıdır? Yani benim şunun alanını bulabilmem için burası A kadar, burası B kadar. O halde A çarpı B'yi mi almam gerekiyor arkadaşlar? A çarpı B'yi aldığımda hacmi içinde 3'ünün çarpımını aldığımda kesit alanı böyle hacmi elde etmiş oluyoruz. Bu arada şunu A yapalım, şunu C yapalım. Çok daha doğru bir sonuca ilerlemiş olacağız. Çünkü şurası A kadar. Burası da A kadar. Şu uzunluğumuz yani yüksekliğimiz C kadar arkadaşlar. O halde diyorum ki dayanıklılık kesit alanı bölü hacimdi ya da 1 bölü yükseklik yazabiliyorduk. Dikdörtgenler prizması denen katının kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı nedir dersek cevabımız 1 bölü C olacaktır. Çünkü bunu buna böldüğünüzde zaten AB çarpımları gidecek, size de 1 bölü C kalacaktır arkadaşlar. Geldik bir sonraki silindire. Peki silindirdeki kesit alanına bakalım. Yine kesit alanı dediğimiz şu parça mıdır? Yine şöyle bir R yarıçapım var. Yani ben şunun tamamına kesit alanı diyebilir miyim? Çünkü bir parçayı ikiye böldüğünüzde diyelim ki elinizde bir kalem var. Kalemi tam ortasından ikiye böldüğünüzde sonuçta bu silindir şeklinde değil mi? Tam ortasından ikiye böldüğünüzde elinizde kalacak olan şekil budur. Bu şekle bakarak kesit alanını alırken açık halde budur arkadaşlar. İki tane dairemiz var burada. Ortada bir tane dikdörtgenimiz var. Bu üçünün birleştirilmiş versiyonu da elinize silindir oluşturmuş oluyorsunuz. Peki kesit alanının ne olduğuna bakalım. Silindirdeki kesit alanım arkadaşlar pi r karedir. Pi r kare. Pi dediğimiz değer 3.1417 diye giden özel bir çarpan değeri. Ama siz bunu sorularda ya hiç almayacaksınız ya da direkt pi eşittir 3 alınız diye verecek. Sınavlarınızda bu şekilde olacak ama genel olarak almayacaksınız arkadaşlar. Pi ile işiniz yok. Çünkü zaten yerine yazdığınızda var olan pi'ler birbirini götürmüş olacak. Peki hacmine geldim. Silindirin hacmini bulabilmek için buradaki kesit alanıyla yüksekliğini çarpıyorsunuz arkadaşlar. Yani silindirin hacmi dediğiniz şey pi çarpı r kare çarpı h dediğimiz yüksekliği oluyor. O da high'dan geliyor. İngilizce'deki doğru telaffuz ediyorsam eğer high diye okuduğumuz yükseklikten. Baş harfi h olan h dediğimiz yüksekliğimize çarpıyoruz. O halde kesit alanı bölü hacmi yazalım hadi beraber. Kesit alanı yerine pi r kareyi yazdık. Hacim yerine pi r kare çarpı h dedim. Peki pi r karelerin birbirini götürdü mü? Aynı değerler olduğuna göre. Ne kaldı elimizde? 1 bölü h değerimiz kaldı. Ha hocam. Biz burada pi r karelerle uğraşmasak dayanıklılık yerine direkt 1 bölü yükseklik yazamıyor muyduk? Yazarız arkadaşlar. Eğer bu bir geometrik cisimse
Biz bunun hacmini, şeklini, geometrik oranlarını biliyorsak eğer ve bir katı ise her şeyden önce kendi ağırlığına karşı dayanıklılığını bulmak için dayanıklılık eşittir 1 bölü yükseklik yazabiliriz. Buraya kadar tamamsak küre ve koni ile devam edelim. Şimdi geldim küre ile ilgili hesaplarıma. Kürenin kesit alanı arkadaşlar pi çarpı r kare. Pi r kare. Aynen şuradan bahsediyorum. E zaten buna benzemiyor muyuz? Aynısı hatta değil mi? Yan alanına baktığımız zaman kesit alanı bununla aynısı. Neydi bizim kesit alanımız? Pi r kare. Hacmim ne kadar derseniz 4 bölü 3 pi r küp arkadaşlar. Zaten hacim söz konusu olduğunda 3 tane ayrıtımız olmak zorundaydı. Üçlü, küplü kavramlardan gitmek zorundaydık. Hadi o zaman dayanıklılığını yazalım. Bakın burada bir yükseklik değerimiz yok. O yüzden burada direkt dayanıklılık formülü kullanmak zorundayız. Ne zamanki yüksekliğimiz var o zaman 1 bölü yükseklik yazacağız. Kesit alanım pi çarpı r kare. Hacmim 4 bölü 3 pi çarpı r küp. Ters çevirip çarpar ve uygun işlemleri yaparsanız eğer cevabınız 3 bölü 4 r olacaktır. O halde kürenin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı nedir derseniz 3 bölü 4 olacaktır arkadaşlar. Gelelim son olarak koniye. Şimdi bir silindirin dayanıklılığını hesaplamayı biliyorsanız bunun 1 bölü 3'ünü alabilirsiniz. Bu ne demek? Bir silindirin içerisine toplam 3 tane koni sığar arkadaşlar. Böyle yan yana koyduğunuzda bir tanesinin üstte, iki tanesinin altta. Evde de deneyebilirsiniz böyle külah yapar gibi kağıtları çevirip. 2 tane koniyi aşağıya, 1 tane koniyi yukarıya koyduğunuzda 3 tane koniden 1 tane silindir elde etmiş olacaksınız. Hemen kesit alanımı yazıyorum. Bakın yüksekliğim var. O zaman burada yükseklik formülünü de kullanabilirim demektir. Kesit alanı pi çarpı r kare. Hacmin nedir ne derseniz 1 bölü 3 pi r küp arkadaşlar. 1 bölü 3 pi r küp. O halde hemen yerine yazıyorum. Pi çarpı r kare bölü 1 bölü 3 pi r küp. Uygun işlemleri yapar ve sadeleştirmeleri yerleştirirseniz eğer d eşittir 3 bölü h değerini bulacaksınız arkadaşlar. Buraya kadar tamamsak devam ediyoruz. Karıncanın kendi ağırlığına karşı dayanıklılığıyla filin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığına bakacağız. Hocam biz fizik işliyorduk. Nereden geldik buralara derseniz eğer. Karıncanın kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı küçücük bir hayvandan bahsediyorum. Karınca dediğimiz şey minik bir hayvan. Fil dediğimiz kocaman bir hayvan. Peki bunlar nasıl hareket ediyor? Karınca dediğiniz hızlı hareket ederken fil yavaş hareket ediyor arkadaşlar. Bunun temel sebebi nedir? Dayanıklılıktır. Bunlar katı madde mi? Evet katı madde. Katılarda dayanıklılıktan bahsediyoruz biz. Peki bir maddenin, katı maddenin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığına bakarken kesit alanı bölü hacim dememiş miydik? Birim hacminin kesit alanının dayanıklılık olduğunu biliyorduk. Peki filin kesit alanıyla karıncanın kesit alanını kıyaslarsanız hangisi küçük dersek tabii ki de karıncanın kesit alanı çok daha küçük olacaktır. Peki filin hacmiyle karıncanın hacmine baktığımızda hangisi daha küçük derseniz yine karıncanınki küçük. Ha, olay nerede başlıyor? Karıncanın dayanıklılığı ile filin dayanıklılığı arasında şöyle bir bağlantımız var. Karıncanın dayanıklılığı filin dayanıklılığından büyük. Bunun temel sebebi bu arkadaşın kesit alanı bölü hacim oranı filinkinden daha büyük çıkıyor. Diyelim ki bu 3D kadar bir dayanıklılık çıktı. Bu da D kadar bir dayanıklılık çıktı. Bunun temel sebebi nedir derseniz karıncanın kesit alanının hacminden çok daha büyük olması, filin kesit alanının hacminden çok daha küçük ya da yakın değerler almış olması. Bu arkadaş görmüşsünüzdür böyle karıncalar bir yol yaparlar. Yoldan var olan yiyecekleri götürürler. Peki hiç fark ettiniz mi? Başlarının üzerinde mesela kocaman ekmek kırıntıları vardır bunların. Bir bakarsınız ya dersiniz kocaman ekmek kırıntısını nasıl taşıyor arkadaş? Nasıl taşıyor? Çünkü dayanıklılığı nasıldı bunun? Fazlaydı. O halde kendi ağırlığına yakın şeyleri ya da kendi ağırlığından daha fazla olan katı maddeleri bu şekilde taşıyabiliyor. İşte Galileo Galileo'nun kareküp kanunu da bu kavramlardan yola çıkmış. Adam oturmuş filleri de incelemiş, karıncaları da incelemiş, fareleri de incelemiş. Ya demiş bunların ayak yüzeyleri, kesit alanları ve hacimleri kıyaslandığında bir dayanıklılıkları var.
Karınca kendinden daha fazlasını taşıyabiliyorken fil çok yavaş hareket eder, ağırdır, hantaldır. Karınca hızlı hareket edebiliyorken, fare hızlı hareket edebiliyorken fil çok yavaştır. Bunun temel sebebi neymiş? Dayanıklılıkmış. Peki kimin dayanıklılığı daha büyük? Son olarak söylüyoruz. Karıncanın dayanıklılığı filin dayanıklılığından daha büyük. Minicik bir bilgi daha size. Fareden bahsettik az önce. Farelerin de yüzey alanları çok minik değil mi? Minicik ayakları var ve çok hızlı hareket ediyorlar. Kesit alanlarına baktığınız zaman farelerin yine dayanıklılıkları yüksek hayvanlardır. Yani kesit alanının hacmine oranı büyüktür farenin. Peki fareler çok hızlı bir şekilde beslenmek isterler mi? Gün içinde bir şeyleri sürekli kemirmek isterler değil mi? Minik bir biyoloji bilgisi size. Bunun temel sebebi yüzey alanı kadar beslenme ihtiyacının olması. Birazcık daha biyoloji kavramlarına girmiş oluyoruz ama şunu bilin. Dayanıklılık dediğiniz cismin, maddenin her kavramını etkiliyor arkadaşlar. Eğer bir canlıdan bahsediyorsak biyolojik kavramlarını kesinlikle etkiliyordur. Geçtim kavratan sorumuza. Ne diyor bize soruda? Hemen bakalım. Şekildeki silindirin yüksekliği yarıya indirilip yarı çapı iki katına çıkarılırsa katı cismin dayanıklılığı nasıl değişir diyor. Tek tek çözmemiz gerekecek arkadaşlar. Şimdi ben bu cismin dayanıklılığı için D1 desem, bu cismin dayanıklılığına D2 desem olur mu? Hadi altına çözümlerini yapalım. Önce D1'i hesaplayacağım. Sonra da D2'yi hesaplayacağım. Neydi benim formülüm? Kesit alanı bölü hacimdi ya da 1 bölü yüksekliği alabiliyordum. Yine aynı şekilde kesit alanı bölü hacim değerini yazdım. Kocaman bir bölü çizgisi çektim, başlıyorum. Silindir için öncelikle kenara yazabilirsiniz. Kesit alanımız neydi silindirde? Pi çarpı R kareydi. Peki hacmimiz neydi? Bununla yüksekliğin çarpılmış haliydi değil mi arkadaşlar? Pi R kare çarpı H'tı. O halde D1 için hemen yazıyorum. Bunun ne kadar bir R'si var? Pi çarpı 2R olduğuna göre 2R'nin karesini alacağım. Bakın yazılarda bunu çözerken şunu yapıyor öğrenci. 2R'nin karesini alıyor. Hop buraya gidiyor. 4R yazıyor. R'nin karesini almadın. Arkadaşlar bunun cevabı 4R karedir. Bakın çarpmayı unutmayın lütfen. Sadece 2'nin değil içerideki 4R'nin de karesini almalıyız ve 4R kare yazabilmeliyiz. Sonra yanlış işlemler yapıyorsunuz. Güzelim, soruya bağlıyor. Bu tarz hatalara düşmeyelim. Hemen hacmini de yazdım. Yine pi dedim. 2R'ydi yarı çapımız. Hemen 2R'nin karesi dedim. H yüksekliğim ne kadar verilmiş bana? 2H verilmiş. Ve uygun olanları sadeleştirirsem eğer, çünkü bunlar birbirinin aynı değerleri. Dediğim gibi pi'yi vermesine gerek yok. Zaten almıyoruz. Ne kaldı elimizde? 1 bölü 2H değeri kalmış oldu. Aynı şeyi D2 için yapalım. Çünkü bu şekli neye çevirmiş? Yüksekliğini 2 kat artırmış. Yarı çapını da yarıya düşürmüş. Dayanıklılığı nasıl değişir diyor bana. Hadi bakalım. Kesit alanı yazıyorum şimdi. Yine bir silindirim söz konusu olduğuna göre pi R kareydi bunun kesit alanında. O halde dedim ki pi R kare. R olduğu için pi R kare arkadaşlar. Aşağıda pi R kare çarpı 4H'ı yazdım. O halde 1 bölü 4H mı oldu cevabım? Şimdi dayanıklılığının nasıl değiştiğine bakalım. Önceden D1 değerim 1 bölü 2H'tı. 1 bölü 4H değerine geldi. Peki 1 bölü 2'yi ne yaparsanız 1 bölü 4 olur? Yarıya indi arkadaşlar. Yani 1 bölü 2 ile çarpmak gibi düşünebilirsiniz. Dayanıklılık yarıya düştü, indi diyebilirsiniz buradan. Hadi devam edelim. Bir öğreten sorumuzla daha karşınızdayız. Bakın bunların tek tek çözümlerini yapalım. Siz de aynı şekilde altlarını kapatıp tekrar çözümünüzü yapın. Önemli. Bu tarz sorular muhakkak yazılıda karşınıza gelecektir. Hem hesaplatırız hem kendi içerisinde bunların dayanıklılıklarını sıralatırız. Test kitaplarında da var. Yazınızda dediğim gibi karşınıza gelecek. KLM. Bunlar aynı maddeden yapılmış özdeş maddelermiş. Özdeş demek zaten aynı maddeden yapılmış demek. Yani bunların yoğunlukları tamamen aynı. KLM cisimlerinin dayanıklılıklarını sıralayınız diyor. 3 tane katı maddem var. Diyorum ki DK olsun, DL olsun ve DM olsun. 3'ü için dayanıklılığı yazacağım. Şöyle bölü çizgisini çekip hemen formüllerimi yerleştiriyorum. Neydi formülüm? Kesit alanı bölü hacim. Hocam her seferinde neden kesit alanı bölü hacim yazıyoruz? Siz de yazılıda yazacaksınız. Bu kavramı görmek öğretmenleriniz için önemlidir. Formülde yerlerini yerleştireceğiz. Hemen kesit alanı yazacağım. Silindir için kesit alanımız neydi arkadaşlar? Pi R kareydi. Doğru mu? O halde birinci için pi çarpı R kare bölü pi R kare çarpı 2H dedik mi?
Çok güzel. Buradan ne geldi? Gerekli sadeleştirmeleri yaptık. 1 bölü 2 h değerini elde ettik. İkinci için yapıyorum. Bu sefer pi çarpı, dikkat, 2r'nin karesi bölü. Aşağıdan şekilde 2r'nin karesi çarpı. H değerim kaç verilmiş ikinci için bana? Sadece normal 1 bölü h alıyorum. Gerekli sadeleştirmeleri yaptım. Cevabım 1 bölü h geldi. Üçüncüyü yazalım. Yani şu cisimden bahsediyoruz. M cismi. Yine çektim uzun bir bölü çizgisi. Pi çarpı, bakın 2r vermiş bize bunun yarı çapını. 2r'nin karesi bölü pi çarpı 2r'nin karesi çarpı 2h arkadaşlar. Gerekli sadeleştirmeleri yine kendi arasında yaptım. Bunlar birbirini götürdü. 1 bölü 2h kaldı. Hemen kenarda bunları sıralayın diyor. DK'yı ne buldunuz? 1 bölü 2h. Aynı şekilde DM de buna eşit miydi? Peki DL bunlardan daha mı büyük? Sonuçta 1 var elinizde. Bir de 1 bölü 2 var. Hangisi daha büyük? Tabii ki DL. O halde sıralayalım. DL büyük. DK eşit. DM oldu arkadaşlar. Cevabımız bu şekilde. Geldim dayanıklılığın nelere bağlı olduğu konusuna. Dayanıklılık cismin şekline ve boyutuna. Sonuçta bir katıdan bahsettiğime göre. Bunun şekli, boyutu, hacmi, yüzey alanı bunlar bizim için önemli kavramlar. O halde neye bağlıyım? Cismin şekline, boyutuna, cismin sıcaklığına bağlıyım arkadaşlar. Sıcaklığına. Çünkü katı maddeler sıcaklıkla genleşme ve büzüşme özelliklerine sahiptir. O yüzden dayanıklılık hacimle artıp azalan bir kavram olduğu için sıcaklığını artırdığınız bir katı genleşecektir, hacmi artacaktır. Sıcaklığını azalttığınız bir katı büzüşecektir ve hacmi azalacaktır. E peki bizim dayanıklılık dediğimiz kavram hacimle nasıl? Ters orantılı. Yani hacmi artan maddelerin dayanıklılığı azalırken hacmi azalan maddelerin de dayanıklılığı artacak. O halde cismin sıcaklığına kesinlikle bağlıyım. Bunu özellikle açıklıyorum. Çünkü sanki sıcaklıkla hiç bağlantısı olmayan bir şeymiş gibi düşünülüyor. Peki başka neye bağlayayım? Cismin yapıldığı maddenin nedir arkadaşlar? Tabii ki de cinsine bağlayayım. Bakın az önceki soruda bize özdeş yapıldığını söylemişti. Yani ben bunların farklı cinste yapıldığını bilseydim eğer soruyu ona göre çözmek durumundaydım. Çünkü neyi değiştirecek? Cismin yapıldığı maddenin öz kütlesi yani yoğunluğu farklı olduğuna göre, cinsi farklı olduğuna göre buna göre hesaplamalarım da değişecektir. Şimdi geldim kareküp kanununa. Bu kareküp kanunu ilk sayfada bahsettiğim Galileo Galilei'den kaynaklanıyordu. Diyor ki bize canlının boyutları arttıkça dayanıklılığı azalır. Kimdeki gibi? Fildeki gibi. Filin boyutu karıncadan daha mı fazlaydı? Daha büyüktü değil mi? Karınca minicik bir hayvanken fil kocaman bir hayvandı. Ya da fare küçüktü ama fil kocamandı. Bunun temel sebebi neydi? Boyut arttığında, bakın artıyor. Dayanıklılık ne oluyor? Azalıyor. Demek ki canlının boyutuyla dayanıklılık nasıl orantılı derseniz? Ters orantılı. Hatta ben bunu şöyle bir minik grafiğe dökmek istesem. Şuraya dayanıklılık desem, şuraya canlının boyutu demiş olsam ters orantı grafiğinden ya bu şekilde olmalı ya da parabolik eğri şeklinde böyle olmalı arkadaşlar. Yani bunlar kesinlikle birbiriyle ters orantılıdır. Biri artarken diğeri azalmak durumunda. Peki Galileo Galilei bunu yaparken küpten yola çıkıyor. O yüzden kanunumuzun adı kareküp kanunu. Diyor ki kenarları A kadar olan bir küpün 2A kadar genişletildiğini düşünelim. Sen diyor A'yı 2A yaptığında canlının boyutunu artırmış oldun. Dayanıklılığını hesaplarsak eğer dayanıklılığı düşürüyor. Bir hesaplayalım mı? Biz küpün hacmini ve kesit alanını hesaplamayı biliyorduk. Neydi küpün hacmi? A küp, hemen yazayım şöyle. Önce kesit alanı yazalım, sonra hacmini yazalım. Kesit alanımız, bakın şu ara noktaydı. Yine çiziyorum sizlere. Şu ara noktaydı. A kadardı. A kadardı. O yüzden de kesit alanımı 2A'nın çarpımından A kare alıyordum. Hacmimi de 3 tane A'nın çarpımından A küp alıyordum. O halde buranın dayanıklılığı kesit alanı bölü hacimden A kare bölü A küp değerinden 1 bölü A gelmişti. Peki şuraya geldim. Yine dayanıklılığını hesaplayacağım bunun. Kesit alanı bölü hacim yazmam gerekiyor. Bakın burada kesit alanım şu. Şu kesit alanında 2A'ya 2A'ya almak durumundayım. 2A çarpı 2A'dan 4A kare geldi mi kesit alanımız? 4A kare. Peki hacmini alırken ne yapacaktık? 2A, 2A, 2A'yı çarpacağız. Bu da bize 8A küp yaptı mı arkadaşlar?
Bunların gerekli sadeleştirmelerini yazarsanız 1/2a olduğunu bulursunuz. Peki 1/a'dan 1/2a'ya dayanıklılığım ne oldu? Tabii ki de azaldı arkadaşlar. Yani buradan buraya doğru geçerken dayanıklılık diyorum, azaldı. Buraya kadar tamamsak devam edelim. Şimdi ipli sorularımız var bizim. Size birkaç tane ip verecek. Bazen bir tane, bazen iki tane, bazen dört tane bağlayacak bu iplerden. Bir ipin ağırlığı ne kadar taşıyabildiği ile ilgili, var olan yük miktarına bağlı olarak dayanıklılığı ile ilgili sorular çözeceksiniz. O halde diyorum ki, bakın burada yukarıdan bağladığım bir ip var. Bu ipin kopmadan durabilmesini istiyorum. Genel hedefim bu. Aşağıda G ağırlığım var. Ve bir ipin kopmadan taşıyabileceği yük miktarı, bakın burası bizim için önemli. İp koptuktan sonra bizim zaten fiziksel nicelik hesaplamamıza gerek kalmıyor. Kopmadan taşıyabileceği yük miktarına neyle orantılıdır dersek, kesit alanı ile, kesit alanı ile arkadaşlar doğru orantılıdır diyorum. Yani kesit alanı artarsa eğer ya da yük miktarımız artarsa eğer, kesit alanımızın artması gerekiyor. Aynı şekilde yük miktarı azalırsa kesit alanının da azalması gerekiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü bunlar doğru orantılı kavramlardır. Hadi aşağıda iki tane örneğimiz var. Bunlar üzerinde bakalım. Şimdi her biri için hesaplama yapmak istiyorum ben. Burada G ağırlıklı yüküme R yarıçapına sahip olan bir ip bağlamışım. Yani bu ip G ağırlığını taşırken kesit alanı bölü G'nin kesit alanına bakmak durumundasınız. Bunlar birbiriyle doğru orantılı olduğuna göre artık az önceki dayanıklılık formülü yerine G bölü var olan alanınızı kullanacaksınız arkadaşlar. O halde bunu silindir gibi düşünürsem kesit alanı ne kadar? Pi r kare. O halde bunun G bölü pi r kadarlık bir dayanıklılığı varmış diyorum. Peki şekli şöyle yaptığımızı düşünelim. Yani var olan R'yi ben 3R'ye çıkardım. Ha diyor ki bana, ben bunu 3R'ye çıkardığımda ne kadarlık G taşıyabilirim kopmadan diyor. Tamam diyorum. Sen bunu 3R'ye çıkardığında kesit alanım pi çarpı 3R'nin karesi oldu mu? Hemen şöyle eşit dilimi koyup çarpımlarını yapıyorum. Pi çarpı, arkadaşlar çarpıma dikkat, bunu da bunu da çarpacağım. 9R kare olmuş oldu. O halde diyorum, ben bunu 9 çarpı pi r kare olarak yazarsam şuna benzedim mi? Yukarıda kaç G olması gerektiğini soruyor bana. Şu soru işareti yerine gelecek olan ifadeyi bulacağım. Peki ben G bölü pi r karenin bir dayanıklılık olduğunu mu biliyordum? O halde G yerine ne yazmalıyım ki şu 9'u götürsün arkadaşlar? Buraya ne gelmeli? 9 ifadesi gelmeli. Hemen diyorum ki 9G yazmalıymışım. Cevabımız 9G olacak. Bir sonraki kavramımız. Şimdi burası önemli. Yapışma ve birbirini tutma kavramları. İlk defa duyuyorsunuz muhtemelen. Yapışma dediğimiz adezyon, birbirini tutma dediğimizde kohezyon kavramları. Nedir bu adezyon ve kohezyon? Şimdi maddenin belli başlı atomları vardı değil mi? Katı maddelerde hatta bu atomlar birbirine çok yakınlardı. Bunların çekim alanları vardı. Birbirine karşı uyguladıkları çekim kuvveti çok fazla olduğu için katı maddeler belirli bir şekilde durabiliyorlardı. Sıvılarda birazcık daha birbirlerinden uzaklaşıyorlardı. Gaz da böyle tamamen uzaklaşmış oluyorlardı birbirlerinden. Yani tanecikler arası çekim kuvveti iyice azalmıştı. Burada tanecikler arası çekim kuvveti çok fazlaydı. Peki. Var olan atomlarımızın iç bükey ve dış bükey olma durumuna bakacağız. İç bükey demek içeriye doğru, yani kenarlardan yükselecek şekilde çıkmak. Dış bükey demek orta kısmının kabarması ve kenarlara tutunmaması demek. Yani burada bu var olan tanecikler birbirini tutuyorlar. Burada var olan tanecikler kenarlara yapışıyorlar arkadaşlar. O yüzden sisteme yapışma ve birbirini tutma diyorum zaten. Peki yapışma dediğim adezyon kuvveti. Hemen şurayı dolduralım. Diyor ki atom ve molekül arasındaki çekme kuvvetleri. Az önce size dedim ki dışarıda bir cam var. İçeride bir sıvı var. Bu sıvı camın yüzeyine kenarlardan tutunmuş mu? Yani yapışmış, doğru mu? Peki yapıştığına göre farklı iki sıvıdan bahsediyorsam ne demeliyim? Farklı tür atom ve moleküller arasındaki çekme kuvvetine yapışma diyeceğiz arkadaşlar. Farklı tür diyorum. Buraya kadar tamam mıyız? Geldim buraya. Şimdi
kohezyonun K'siyle var olan bir ifadeyi kendi atomları olarak ifade edeceğiz. Kohezyonun K'siyle kendinin K'sini almanızı istiyorum. Maddenin aynı tür atomlarından bahsediyoruz burada. Aynı tür atomları arasındaki çekme kuvvetine ne diyeceğiz? Birbirini tutma, yani kohezyon diyeceğiz. Bakın, kohezyonun K'siyle kendi atomlarının K'sini almanızı istiyorum. Şimdi burada farklı tür atomlar vardı. Kenarlara doğru yapışma söz konusuydu. Burada aynı tür atomlar vardı. Birbirlerini çektikleri için yukarıya doğru bombeleşme söz konusuydu. O halde adezyon dediğim farklı tür atom ve moleküller arasındaki çekme kuvveti, kohezyon dediğim maddenin aynı tür atomları arasındaki çekme kuvveti oldu. Bakın, bir çay var elimizde, bir de musluğumuz var. Bu çayda şöyle dışarıya doğru savurursunuz. Hatta bir yerine çay götürürken dikkat edersiniz dökülmesin diye. Çay sürekli kenarlara doğru artıp azalır. Kendi içinde böyle bir kayma hareketi gösterir. Bunun temel sebebi ne? Çayın kendi içerisindeki sıvılar tabii ki de kohezyon kuvvetiyle birbirini tutuyorlar. Yani aynı tür atomlar var içerisinde ve bunlar kohezyona sahipler. Peki çay ve cam arasındaki sıvı olan çay ve cam bardak arasındaki tutunmaya bakarsam eğer, yani yapışma burası, bu ikisi arasındaki yapışma olayı da adezyon olmuş oluyor. Bakın, çay buralara doğru yükseliyor ama dökülmüyor arkadaşlar. Bunun temel sebebi neymiş? Adezyonmuş. Ama çayın kendi içerisindeki taneciklerini sorsaydı eğer, cevabımız kohezyon olurdu. Farklı iki madde ise adezyon, aynı tür madde ise kohezyon diyoruz. Yine geldim buraya. Bakın, bir musluğum var elimde. Musluktan su akarken böyle bir damla oluşur. Damla büyür. Daha sonrasında damlar. Yani bu damlacıklar sürekli birbirlerine mi katılıyorlar? O halde diyorum ki bu su damlacıklarının tanecikleri birbirlerine ne yapma hareketi gösteriyorlar? Tutma hareketi. Bu tutmaya da ne diyorum ben? Kohezyon diyorum. Bakın, dışarıya doğru bir kabarma var. Yani aynen dış bükeyin yüzeyinde olduğu gibi burada da bir yüzeyim kabardı. Şöyle bir bükeylik, dış bükeylik olayı gerçekleşti. Ama sana derse ki muslukla su arasındaki kavram nedir? İşte o zaman yapışma oluyor olayımız. Neden? İki farklı maddeden mi bahsediyorum? Farklı tür atomlardan bahsettiğim için musluktan düşen damlanın hemen damlamaması, burada bir süre daha asılı kalması olayına da ne diyorum? Adezyon diyorum. Ama musluğun üzerindeki suyun büyüyerek düşmeden damla şeklini alabilmesi derse, damla şeklini alması kohezyon olmuş oluyor arkadaşlar. Bir sonraki aşamaya geçelim. Şimdi kohezyon ve adezyon arasında bir ilişki var. Bakın, az önce çizdiğimiz gibi iç bükey olması neydi? Adezyondu. Dış bükey olması kohezyondu. Adezyon dediğimiz camla su arasında gerçekleşecek. Kohezyon dediğimiz de camla cıva arasında gerçekleşecek. Bunlar var olan gerçekte yapılmış deneyler arkadaşlar. Peki adezyonda bu sıvı, içerideki su, camın kenarlarına doğru birikiyor arkadaşlar. Burada minik minik su tanecikleri görüyorsunuz ve yukarıya doğru bunların arttığını gözlemliyorum. O halde diyorum ki eğer adezyon oranı kohezyon oranından büyük ise, bu sıvı için ıslatan sıvı adını veriyorum. Bu sıvı var olan bölümü ıslatan sıvı oluyor arkadaşlar. Yani bu, eğer cam var olan sıvıyı çekebilseydi ıslanacaktı demek. Geldim kohezyona. Yine aynı şekilde kohezyon adezyon oranıma bakacağım. Bu sefer de diyor ki eğer kohezyon kenarlarda boşluk oluştuysa, bakın şuraların boşluk, bu boşluktan dolayı bir kohezyonun varsa ve bu adezyondan daha büyükse, kohezyon adezyon daha büyükse, sıvı yapışmıyor arkadaşlar. Sıvı yapışmadığı için buna da ıslatmayan sıvı diyoruz. Islatmayan sıvı. Burada yapışma söz konusuydu ama burada yapışma söz konusu olmadığı için ıslatmayan sıvı adını verdik. Peki biz bu adezyon ve kohezyonu nerelerde kullanıyoruz? Peki bunun örnekleri nelerdir dersek? Adezyon dediğimiz yapışma örneklerine bakalım. Yapıştırıcılar. Diyelim ki ben bir kağıda aldım, bir yüzeye yapıştıracağım. Peki araya bir miktar yapıştırıcı mı sürmem gerekiyor bu ikisini birbirine yapıştırabilmek için? Bir süre beklediğinizde yapıştırıcı,
bir süre beklediğinizde bu iki maddenin artık bir bütünmüş gibi birbirine yapıştığını mı gözlemliyorsunuz? Peki nasıl oldu bu? Tanecikler arasındaki yapışma kuvvetiyle gerçekleşti arkadaşlar. Yani farklı iki tür, farklı atomlar arasında adezyon gerçekleşmiş oldu. Suyun camı ıslatması. Cam ıslandı, kenarlara doğru yükselmişti su. Hatırlayın, şöyle bir kavramımız vardı. İçerideki suyu alırken kenarlara doğru yükseldiğinden bahsetmiştik. Bu ıslanma mıydı arkadaşlar? Islanma dediğimiz olayda adezyon, kohezyon kuvvetinden neydi? Daha büyüktü. Dışarıda camımız vardı, içeride suyumuz vardı. İşte suyun camı ıslatması da neye örnekmiş? Adezyona örnek. Bir başka örneğimiz muslukta asılı kalan sudanması. Aynen az önce bahsettiğimiz gibi. Bakın bir musluk var elimde, bir de su var. Eğer iki farklı madde varsa söz konusuysa ne alıyorum? Adezyon. Ama bana deseydi ki muslukta asılı kalan değil de su damlacıklarının birbirine katılması, damla şeklini alması deseydi, işte o zaman cevabım kohezyon olacaktı. Buraya dikkat. Tozların yüzeye yapışması. Evleriniz çok toz olur değil mi? Böyle bir bakarsınız toz almışsınızdır. Erkek öğrenciler belki bilmiyorsunuzdur ama biz yapıyoruz bunu evde. Tozların yüzeye yapışması söz konusudur. Bir türlü gitmez o tozlar. Oraya yapışır kalırlar. Islak bir bezle almanıza rağmen tekrar tekrar olaya tutunurlar arkadaşlar. Peki tozların yüzeye yapışması da toz farklı bir madde, yüzey farklı bir madde. İki farklı madde arasında yapışma söz konusu olduğuna göre ne alıyorum? Tabii ki de adezyon alıyorum. Peki geldim kohezyon yani tutunma örneklerine. Sıvıların damla şeklini alması. Damla oluşturdum. İçerisinde sadece su mu var? Defalarca su molekülü yazabilirim buraya. Tamamında su molekülü var. Aynı maddeden bahsediyorsam eğer bu neydi? Kohezyondu. Cama vuran yağmur tanelerinin tek tanecik olacak şekilde birbirine katılması. Fark etmişsinizdir araba camında. Böyle yağmur taneciği buradan buraya doğru gelir ve başka bir taneciğin üzerine katılır. Bu şekilde aşağıya doğru ilerlemeye devam ederler. Peki aynı tanecik diğer tanecikte aynı olduğuna göre birbirine katılması olayı yani tutunması olayına ne diyorum? Kohezyon diyorum. Bu örnekler çok sıklıkla karşınıza çıkacak olan örneklerimiz. Geldim yüzey gerilimine. Yüzey gerilimi deyince benim aklıma hep gemilerin böyle büyük tonajla deniz yüzeyinde, okyanus yüzeyinde kalabilmesi ya da var olan kase var mesela, içerisinde çorba var. Bir süre içmediğiniz zaman yüzeyinde böyle bir katı katman oluşuyor. Ya da süt koyarsınız böyle ısıtmışsınızdır onu. Yine yüzeyinde oluşan kaymak dediğimiz kavram oluşuyor. İşte bunların aslında temel sebebi yüzey gerilimi. Nedir? Fizik hayatın her yerindedir. O yüzden yüzey gerilimi aslında sizin günlük hayattan örnekler verebileceğiniz pek çok şeye örnek. Peki bakıyorum. Elimde bir sıvı olmak zorundaymış. Eğer yüzey geriliminden bahsetmek istiyorsam. Yani ben bu katıyla gazla falan yapamıyorum. İşim sıvıyla. Sıvı maddenin aslında bunların kenarlarına doğru şöyle taneciklerin çekim kuvvetleri var değil mi? Bunlar yüzeye geliyorlar arkadaşlar. Yüzeye yapışıp kalıyorlar. Bu tanecikler yüzeyi bu şekilde kapattıkları için yüzeyde bir gerilme meydana geliyor. İşte biz o gerilmeye yüzey gerilimi adını veriyoruz. Peki tanımını yaparsak. Sıvıların yüzeyinde birbirini tutma diyorum. Birbirini tutma. Bakın aynı sıvı tanecikleri birbirini tutuyorlar, doğru mu? Peki bu nedir? Kohezyon. Aynı maddeden bahsediyorum. Aynı tür. Başka bir madde yok elimde. O halde kohezyon kuvvetiyle oluşan gerilime ne diyoruz? Yüzey gerilimi adını veriyoruz. Koşullarımız neymiş arkadaşlar? Sıvı olması ve ki yüzeyde aynı tür maddelerin birbirini tutma özelliği olmasıymış. Peki yüzey gerilimi sıvılar için nasıl bir özelliktir dersek? Tabii ki de ayırt edici bir özelliktir. Her sıvının yüzeye tutunma oranı aynı mıdır? Hayır. İşte o yüzden sıvılar için yüzey gerilimi birbirinden farklı değerler aldığına göre ayırt edici özelliktir arkadaşlar. Yani o çorbanın yüzeyinde kaymak gibi bir dokunun oluşmasının temel sebebi neymiş? İçerideki sıvı taneciklerinin yukarıda birikerek bir yüzey gerilimi oluşturuyor olması. Buraya kadar tamamsak yüzey gerilimi hangi durumda artar, hangi durumda azalır bir de onlara bakalım. Şimdi diyorum ki suya tuz attım. Suya tuz atarsanız ne olur? Sudaki tuz oranını artırmış olursunuz. Peki farklı iki madde mi var elimde?
yüzey gerilimini artıracak olan su mudur, tuz mudur dersek, tuzdur arkadaşlar. Eğer tuz atarsanız içerisindeki su oranını azaltmaya başladığınız için yüzey gerilimi ne olacaktır? Artacaktır. Peki maddenin sıcaklığı ne olur dersek? Maddenin sıcaklığı yüzey gerilimini artıran bir kavramdır yine aynı şekilde. Sıvı üzerindeki gaz basıncı nedir? Yine yüzey gerilimini artırır. Suya sabun, kül, deterjan gibi maddelerin eklenmesi yine yüzey gerilimimizi artıracaktır arkadaşlar. Peki geldim. Yüzey gerilimini ne azaltır derseniz, sıcaklık yüzey gerilimini azaltacak olan kavramımız arkadaşlar. Kılcallıktan bahsediyoruz. Kılcallık dediğimiz cam bir sistemimiz var. Böyle içeride iki tane borudan oluşan. Yine cam iki tane boru sıvımız var burada. Buradaki civa, buradaki su. Civa hatırlayın, katı maddeler arasındaki, metaller arasındaki tek akışkan olan sıvı, tek akışkan metalimiz de bizim. Civa, içerideki borulara bakıyorum. Cam yüzeyde, yüzeydeki civa daha fazla olurken borulardaki civa daha az olmuş oluyor. Borudaki civa yüksekliği yüzeyden çok daha az yerde kalmış oluyor. Yani yüksekliğim daha az burada. Ama cam ve su oranına bakıyorum. Camın var olan tutunmasından kaynaklı su borularda yukarıya doğru çıktığı için yüksekliğim daha fazla oluyor. Diğer kalan kısmında yüksekliğim azaldı. Peki şimdi boruların var olan kesitlerine bakmanızı rica ediyorum. Elimde bir kalın boru var, bir de ince boru var. Kalın borudaki ve ince borudaki civa oranlarına bakacağım. İnce borudaki civa birazcık daha şurada kalırken kalın borudaki civa burada kalıyor. Aynı şekilde suya bakıyorum. İnce boruda daha çok yükselmiş. Kalın boruda daha aşağıda kalmış arkadaşlar. Peki diyorum ki kılcallık ve borunun kesit alanı nasıl orantılıdır? Ters orantılı kavramlardır arkadaşlar. Yani kılcallık arttıkça borunun kesit alanı azalır. Ya da borunun kesit alanı azaldıkça kılcallığım artacak. Bu bitkilerde çok fazla gördüğümüz bir olaydır. Ya da işte pipetle bir şey içerseniz eğer, bir ince bir pipetle içtiğinizi düşünün. Bir de kalın bir pipetle içtiğinizi düşünün. İnce pipetle içtiğinizde kılcallık daha fazla olduğuna göre. Çünkü borunun kesit alanını ne yaptım? Azalttım. O zaman kılcallığım ne oldu? Arttı. Pipetten gelen her ne sıvı varsa çok daha hızlı güçlü bir şekilde yukarıya çıkmadı mı? Çıktı. Aynı şekilde borunun kesit alanını artırdığımızı düşünelim. Bu da kalın pipet olsun mesela. Burada yukarıya doğru çektiğinizde kılcallık ne olacak? Borunun kesit alanı arttığı için kılcallık azalmış olacak. Yani madde size birazcık daha yavaş gelmiş olacak. Bu deneyde, cam civa deneyinde kohezyon adezyon kuvvetinden daha büyük. Cam su deneyinde de kohezyon adezyon kuvvetinden daha küçük arkadaşlar. Bir sonraki aşamada kılcallık örneklerimiz var. Ağaçlarda kökten yapraklara suyun iletilmesi. Bu ağaç nereden alıyor suyu? Tabii ki de köklerden alıyor değil mi? Toprağın içinden yukarıya doğru yapraklara, köklere var olan suyu ve mineralleri kim çıkaracak? Kökler çıkaracak. Kökler gövdeye iletecek, gövde dallara iletecek. Bu aşamada suyun yukarıya doğru çıkması neye örnekmiş? Kılcallığa örnekmiş arkadaşlar. Minik minik borucuklar var, yukarıya doğru çıkıyor. Peki geldim. Üzerine herhangi bir madde dökülen tişörtümüzü düşünelim. Yani şurasında şöyle bir lekesi olsun mesela. Bu lekenin tişört tarafından emilmesi de neye örnek? Kılcallığa örnek arkadaşlar. İçerisindeki minik minik kılcal kısımlar var olan sıvıyı kendi içerisine doğru çektiği için tişört tarafından emiliyor. Kesme şekerin suyu çekerek ıslanması. Ben şuraya bir su haznesi oluşturmuş olsaydım. Bu su haznesi bir süre sonra kesme şeker tarafından aşağıdan yukarıya doğru emilerek kesme şekerin tamamen suyu emmesi sağlanacak mıydı? İşte buna neyle alakalı bir örnek derseniz kılcallıkla ilgili bir örneğimiz. Bir ödüllü sorumuz vardı geçen haftadan kalan. Yorumlarınızı okudum. Pek çok öğrencimiz doğru cevap vermiş. Tebrik ediyorum onlara. Diyor ki soruda. Verilen dereceli kap içerisinde 30 cm küp hacminde su bulunmaktadır. İçeride 30 cm küp suyumuz var. Kabın içerisine 10 cm küp hacminde var olan bir kumumuz dökülüyor diyor. Eklendikten sonra su seviyesi 30'dan nereye çıkmış? 35 cm küp derecesine çıkmış. Artık içeride neyim var benim? Bir miktar kumum var. Dibe doğru çökecek kum yoğunluktan dolayı. O halde yazıyorum. Kum tanecikleri arasında kaç santim boşluk olduğunu soruyor bize. Şimdi var olan hacmim, başlangıçtaki hacmim
30 santimetre küp müydü? Suydu bu. Bunun üzerine ne ekledim? 10 santimetre küp kum ekledim. Yani var olan hacmim ne kadar oldu benim? 40 santimetre küp hacme sahip oldum. Neyi çıkartacağım buradan? Var olan 35 santimetre küp olmuş. Yani şuradaki yüksekliğim benim 30'dan 35'e çıkmış. O zaman 35 santimetre küp dersem, normalde ne olmasını bekliyorduk biz? 40 olmasını bekliyorduk. Ama o nerede kalmış? 35'te kalmış. Peki nereye gitti bu 5'lik fark derseniz? İşte o 5 santimetre küp fark var olan kumlar arasındaki boşluklardır arkadaşlar. Cevabım ne oldu? Bursa seçeneğim 5 olmuş oldu. 5 bulanları tekrardan tebrik ediyorum. Bir ödüllü sorumuz da bu hafta için sizlerle. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Umarım faydalı olabilmişizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Başarılar diliyorum. Başka bir konuyla daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.